Önceki birkaç videoda bir karakterin karşılaşabileceği engelleri ve buna bağlı olarak yapması gereken seçimleri, bunların sonucunda da takip ettiği karakter arkını konuştuk. Karakterin yaptığı her bir seçimin potansiyel riskleri, etkileri ve beraberinde getirdiği artılar var. İşte bunlara sonuç diyoruz. Bir hikayenin sonuçları tek bir soruda özetlenebilir. Neden umursuyoruz? Mesela Nema ve babasının buluşamamasını neden umursayayım? Karakter başarısız olursa neyin riske girdiğini biliyorsunuz. Eğer sonuçlar önemsizse genellikle bu da çok eğlenceli bir film olmaz ama sonuçlar önem kazandıkça daha çok heyecanlanırsınız ve daha çok eğlenirsiniz. Benim için tüm zamanların en iyi filmi Jurassic Park. Burada risk bayağı yüksek. Eğer başarısız olursanız dinozorlar sizi yer. Bu çok açık. Sizin seyirci olarak o risklerin etkisi altına girip şöyle demeniz lazım. Şimdi ne olacağını bilmiyorum karakter arkının başlarında risklerin aslında çok yüksek gözüktüğünü söyleyemem ama hikaye ilerledikçe riskler de artar. Risklerin ne kadar büyük olması gerektiği konusunda çok tartışırız. Ölüm kalım meselesi mi olmalı yoksa bir komedi filminde hikayeye çok fazla ağırlık katmamak için bazen sadece karakterin prestijini ya da daha küçük bir şeyi kullanmak daha mı iyidir diye sorarız. Önemli olan şey bu konu karaktere dünyanın sonu gelmiş gibi hissettirmeli. Sadece bir yetenek yarışması bile söz konusu olsa karakter için yetenek yarışmasının her şeyden önemli olduğunu seyirciye göstermemiz gerekiyor. Sanırım Napoleon Dynamite'ın sonunda hepimiz Napoleon Dynamite'ın yetenek yarışmasını kazanmasını ve herkes tarafından kabul görmesini istemişizdir değil mi? Bence karakterinizin başına gelen her şeyde onunla bir duygusal bağ kurabilmeniz çok önemli. Eğer hissetmiyorsan gerçek olamaz. Sonuçlar seçimlerin dramatik etkisini ve ağırlığını arttırır ve üç kategoride incelenebilir. İç sonuçlar, dış sonuçlar ve felsefik sonuçlar. Hadi gelin konunun ayrıntılarını hikaye sanatçılarımızdan dinleyelim. Dış sonuçlar tamamıyla dünyada neler olduğu ile ilgilidir. Kayıp mı oldular, hırsızlar tarafından mı kovalanıyorlar, başarısız olurlarsa onlara ya da dünyaya fiziksel açıdan neler olacak? Dış sonuçlarla alakalı Cesur filmindeki mükemmel bir örneğe bakalım. Merida cadının yaptığı keki annesine vererek onun bir ayıya dönüşmesine neden olur. Burada Merida'nın seçiminin hem ikisini hem de hikayeyi etkileyen fiziksel sonuçlarını hemen görüyoruz. Eğer Merida cadının bilmecesini çözemez ve anlamını bulamazsa annesi tamamen ayıya dönüşecek ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. İç sonuçlar genellikle psikolojiktir. Karakterin içinde zihinsel ve duygusu olarak neler oluyor? Potansiyel olarak ne kaybedebilirler? ...potansiyel olarak ne kazanabilirler? O şeyi kazanmaları neden bu kadar önemli? Ya da o şeyi kaybetmeleri neden üzücü veya zorlayıcı olur? Soruları sormak o sonuçların ne olduğunu anlamanızda yardımcı olabilir. İlk sonuçların güzel bir örneği oyuncak hikayesinin ilk filminde görülebilir. Woody film boyunca kendi güvensizliği ve gururuyla yüzleşmek... ...bazı arkadaş olarak kabul etmek ve Andy'nin ilgisini paylaşmayı öğrenmek gibi süreçlerden geçiyor. Burada ilk sonuç anlamında diğer oyuncaklarla olan ilişkisini ve... Kendi kendi kimliğini riske atmış oluyor. Felsefi sonuçlar için eylemin dünya üzerine yarattığı etkiler diyebiliriz. Bu dünyanın değerlerini ya da inanç sistemlerini ne değiştiriyor ya da değiştirmiyor ve bunların değişmesi ya da değişmemesi ne anlama geliyor? Felsefi sonuçlar için Yüzüklerin Efendisi'nin harika bir örnek olduğunu düşünüyorum. Eğer Frodo yüzüğü ateşe atmazsa Orta Dünya sonsuza kadar kötülükle yönetilecek. Bazı filmlerde izlediğiniz fikirler, kavramlar ve kötüye karşı iyi gibi meydan savaşları felsefi kavramlara dayanır diyebiliriz. İşte bunlar. Pekala, hadi özetleyelim. Dış sonuçlar bir seçim ya da eylemin olası fiziksel etkileri. İç sonuçlar bir seçimin zihinsel ya da duygusal sonuçları. Felsefi sonuçlar ise Hikayenizin altında yatan fikirler ya da değerler nedir sorusunun cevabı. İç dış ve felsefi sonuçlar arasındaki ayrımı yapmak zordur. Bu yüzden son alıştırmada sevdiğiniz filmlerden örnekleri kullanarak bu konuda biraz deneyim kazanalım.